Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 26 Ekim-1 Kasım haftalık yorumlarımızı hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş Akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor, sizin dokuzuncu evinizi aydınlatıyor. Ee, ve bu hafta güçlü bir hafta hem dolunay meydana gelecek, hem Güneş Uranüs karşıtlığı etkinleşiyor. Hafta boyunca dolunay, dolunaya doğru ilerleyen ay önce. Balık Burcu'nda ardından Koç ve sonra Boğa Burcu'nda ilerleyecek. Hafta başından itibaren biraz özellikle kendinizle, bedensel bakımınızla ilgilenebilir. Daha duygusal başlayabilirsiniz bu haftaya. Hani alınganlıklar, kırılganlıklar olabilir. Dikkat edelim lütfen. Hafta ortası itibariyle de daha çok maddi kaynaklarınız ve parasal kazançlarınız gündeminizde olacak gibi görünüyor. Ve bu hafta itibariyle e, Merkür... Terazi burcuna geçiyor. 28 Ekimle beraber biliyorsunuz bir süredir Akrep burcunda geriliyordu Merkür. Bu hafta 28 Ekim'de Terazi burcunda devam edecek gerilemesine. Ve hemen aynı gün yine 28 Ekim'de Venüs bu sefer Terazi burcuna geçiyor, kendi burcuna geçiyor. 8. evinizde tesirler artmaya başlayacak. Bu da para hesapları yapabileceğinizi, paraya odaklanacağınızı, e, belki hani beklediğiniz bazı ödemeler var ya da bir kredi var, e, bir borç borcu kapatmak istiyorsunuz ya da size borcu olan birileri var. Şimdi Merkür hem bu geçmişle ilgili konuları gündeme taşırken Venüsün desteğiyle de evet parasal anlamda e, bir rahatlama getirebilir en azından bir sorunu çözmek konusunda size destek olabilir. Özellikle 3 Kasım'da Merkür'ün düzelmesiyle beraber tüm bu para konularını daha rahat ele alabilir. Kendi lehinize de sonuçlar alabilirsiniz. Ve hafta sonuna doğru Güneş ile Uranüs arasındaki karşılık etkinleşecek. Ve yine 31 Ekim'de 8 derece boğa burcunda Uranüs ile birleşen bir dolunay var. Oldukça heyecanlı, stresli, elektrikli bir dolunay bu hem bireysel anlamda hem de tabii ki toplumsal alanlarda beklenmedik güçlü durumlar yaratabilir. Hızlı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Sizin üçüncü evinizi aydınlatıyor Dolunay. Aslında zihinsel anlamda farkındalığınızın arttığı, belki çok ilginç, sürpriz bazı fikirler bulabileceğiniz bir Dolunay. Yani düşünce anlamında çok aslında yararlı bir Dolunay. İlginç ve güzel eğitimler, bilgiler getirebilir size bu Dolunay tesiri. Ee, yakın çevrenizle ilgili konularda bazen Belki bir komşunuzla ilgili ya da kardeşinizle ilgili, iş arkadaşınızla ilgili. Hani planda olmayan ilginç bir durum gündemde olabilir. Bir seyahat gündeme gelebilir. Ticari bir konuda yine bazı tekliflerle karşılaşabilirsiniz. E, seyahat olabilir. E, plan dışı bir seyahate çıkabilirsiniz. Kullandığınız araç gelişler ki özellikle elektrikli araçlar, elektronik araçlar, bilgisayarınız, telefonunuz... Uranüs tesirli dolunaylarda biraz arızalar da olabilir, sorunlar da karşımıza çıkabilir. Özellikle bunlara dikkat edelim lütfen. Her türlü ilişki dinamiğinde dikkat edelim. Çok fevri davranmamak gerekiyor, sabırsız davranmamak gerekiyor. Trafikte çok çok daha dikkatli ve özenli olmamız gerekiyor sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.